Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, sizleri Allah Resulü Aleyhisselam'dan başka sığınak, barınak, tutanak tanımayan muazzez müminler olarak selamlıyorum. Sizleri bin yıldır Talas Nehri'nde ihtida edip Allah Resulü Aleyhisselam'la aşk nikahı kıyan, on binlerce cephede, yüz binlerce meşhette sevgililer sevgilisi Aleyhisselatu Vesselam'a bağlılığını resmeden bahtiyar müminler olarak selamlıyorum. Sizleri İstanbul'da Devlet-i Aliye'nin merkezinde bir gece Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, o gece yanında Nedim-i Hasan Can yok, sabaha kadar Rabbi ile baş başadır. Sabah olunca Hasan Can'a sorar, efendim gece müsait olamadınız, gelemediniz, dün gece rüyada ne görülmüştür? Hasan Can hayret içerisinde, o rüya görmemiştir ya da gördüyse kayda değer değildir. Soruşturur sarayda, sonra öğrenir ki o gece rüyayı gören kapağası Hasan'dır. Rüya şu şekilde anlatılır: İstanbul'da Devlet-i Aliye'nin merkezinde bir gece kapağası Hasan diyor ki, sarayın kapısı vurulur. Hemen vazifem gereği kapıya koştum. Kapıyı açtım ki bir de karşımda nur desenli birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu arkada gördüğün Ebu Bekir'i Sıddık. Onun yanındaki Ömer'ül Faruk. Onun arkasındaki Osman bin Affan. Şu gördüklerin Hazreti Kur'an'ın radıyallahu anhum ve radıyallahu anh. Onlar Allah'tan, Allah onlardan razı oldu dediği Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam haremeynin anahtarını gönderdiler. Yavuz'u Hicaz'a, Mısır'a bekliyorlar. İşte sizleri Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın büyük ödevleri omuzlarına yüklediği muazzez milletin evlatları olarak selamlıyorum. Kardeşlerim, Medine-i Münevvere'yi çevresini muhasara altına alırlar. İstanbul'dan sürekli telgraflar yağıyor. Fahrettin Paşa'ya emrediyorlar, Medine'yi bırak, İstanbul'a dön diye. Paşa Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesine geliyor. Tam veda edecek ki gözyaşlarına boğuluyor. O esnada paşanın kumandasında Medine'yi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın şehrini müdafaa eden Üstemen İdris Sabih Bey gözyaşlarıyla şöyle bir şiir kaleme alır. İki dörtlüğünü size arz edeyim. Diyor ki Üstemen İdris Sabih Bey, gelmemiş Türkçe'de ne Lebit ne Hasan, yok bizde ne bürde ne muallaka, uğrunda can veren Ali Osman'ın lal ile yazdığı tarihten başka. Yani diyor ki ya Resulallah, bizde Hasan bin Sabit gibi, bizde Lebit gibi büyük şairler yok. Ama tam bin yıldır senin davanı yüceltebilmek için Anadolu evlatları canlarımızı veriyoruz.
canlarını o en sevgilinin yoluna feda eden büyük kahramanların evlatları olarak sizleri selamlıyorum. Sizler o tarihi yeniden icat edeceksiniz. Bir Alman doktor anlatıyor. Diyor ki Çanakkale Muharebesi, 27. alayın lojistiğinde görev yapıyorum. Bir ikindi vakti, dışarıda bir ses, sanki kıyamet kopuyor. Hemen çadırdan dışarıya fırladım. Yanımda bir emir eri, etrafta cesetler var. Karşıda birisi, sanki bir aslan, yüreğini sökmüşler. İki elinde iki kılıç, bir şeyler söylüyor. Yanımdaki askere dedim ki, neler söylüyor ve kim bu adam, bana anlat. Dedi ki, bütün askerleri şurada şehit yatan 27. alayın kumandanı binbaşı Lütfi Bey. Peki ne diyor bu aslan? Diyor ki, yetiş, yetiş, yetiş ya Muhammed, kitabın gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kitabını, onun sünnetini, onun yolunu müdafaa edebilmek için evlatlarını seve seve Çanakkale'ye gönderen bahtiyar milletin evlatları olarak sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti kainat dolusu kadar üzerlerinize olsun. Geçen yıl Haç'ta Hindistanlı Diyobendi ekolünden bir alimle karşılaşmıştım. Yanımda Türkiye'den hocalar da vardı, hocalarım da vardı. Dedi ki, evladım sana geçenlerde gördüğüm bir rüyayı anlatmak istiyorum. Hocam buyurun dedim. Diyobendi medresesi İslam aleminin şu an en güçlü ehl-i sünnet okuludur. Dedi ki, bir icazet merasimi, hocalar, kibar ulema önde oturmuşlar. Dışarıda bir haber, Allah Resulü Aleyhisselam geliyor diye. Kalktık, kapıya doğru yürüdük. Baktım ki Allah Resulü Aleyhisselam, başında Osmanlı sarığı, üzerinde Osmanlı cübbesi. Tam huzuruna vardık ki mübarek elleriyle İstanbul'a doğru döndüler. Bütün Hindistan ulemasına bizlere İstanbul'u işaret ettiler. Anladık ki şu mazlum, şu muzdazav, şu ezilen ümmetin gözyaşlarını yine Sultan Fatihlerin, yine Yavuzların, yine Abdülhamid Han Hazretlerinin evladı dindirecek. Sizi sadece bu fakir değil, alemi İslam selamlıyor. Suriye'de anneler seccadelerinin üzerinde dua ediyorlar. Sizler de ekranlarda seyrediyorsunuz. İdlib'de, Deir Zor'da, Şam'da, Hama'da, Dimeş'te ellerinde Türk bayraklarıyla dolaşıyor mazlumlar. Yani size selam gönderiyorlar. Yani siz muazzez kadınlar, sizlere diyorlar ki şu taşıdığımız bayrak Suriye'ye, Dimeşk'e adaleti getirmişti. Şimdi Nusayri terörüne o çocuklarımızı şehit veriyoruz. Tez zamanda yine Fatih'in evlatlarını bekliyoruz. Dimeşk'in, Şam'ın, Deir Zor'un, İdlib'in, Suriye'nin mazlumları sizleri selamlıyor. Allah'ın selamı üzerinize olsun. O halde, o halde Ayşeler, Fatımalar gündelik işleri bir tarafa bırakacak, el işleri bir tarafa vuracak, Suriye'deki mazlumları kurtaracak,
Sultan Fatihleri yetiştireceksiniz. Vazifemiz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın İslam kadınlara verdiği büyük vazife. Sizler aranan, beklenen, Allah Resulü Aleyhisselam'ın belki ruhaniyetiyle tebcil ettiği mübarek insanlar, bu gece burayı tercih ettiniz. Bu gece sizlerle fetih konuşacak. Ama fetih, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sadece İslam, yalnız İslam anlayışının bir hediyesi ise, o halde Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına önce sadece İslam, yalnız İslam ne demek oradan başlayacak. Sonra Medine'ye gidecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine tasarruflarını görecek. Sonra Hudeybiye, Fatih'in özellikleri ve Mekke, Allah Resulü Aleyhisselam'ın kutlu şehre girişi. Konuşma bu çerçevede örgüleşecek. Sadece İslam, yalnız İslam'ı anlattılar. Aleyhissalatu vesselam, İslam başka düşüncelerin, kültürlerin, örflerin yedek parçası olmaz dediler. Mekke müşrikleri yanına geldiler. Dediler ki, biraz Hubel'e, biraz Menat'a, biraz da Allah'a secde etsek olmaz mı? Biraz durmuşlardı ki Hazreti Cibril şu ayetlerle geldi. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah'a secde eden bu baş asla ondan başka ne Hubel'in, ne Menat'ın, ne Uzza'nın karşısında eğilecek. Sadece İslam, yalnız İslam dediler. Madem öyle, sen bizim kültürümüzü, örfümüzü, yılbaşılarımızı reddediyorsun, o halde evlerinizi kapatın Muhammed'e, şehri kapatın Muhammed'e, sokakları kapatın Muhammed'e. La tesma'u lihazel Kur'an, dinlemeyin bu Kur'an'ı dediler. Onların yılbaşılarını reddetti diye Allah Resulü Aleyhisselam'a şehri kapattılar. Yetmez dediler. Hacca gidenler görmüştür. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu evden Cennetül Mala'ya doğru giderken orada Şeybe bir Talip var. Haşimoğullarının, Müslümanların yaşadığı bölge. Orayı ambargoya aldılar. Allah Resulü ile kimseler görüşemiyor artık. Dediler ki, onlara ekmek satmayın, onlara gıda vermeyin. Mekke'ye dışarıdan kervanlar geliyor. Ebu Leheb yanlarına varıyor. Diyor ki, şu ne kadar? 10 lira. Sana 100 lira veriyorum. Bunu Müslümanlara satma. Vermediler Allah Resulüne. Onu himaye eden, bu süreçte koruyan amcası Ebu Talip var. Onu da kaybeder. Sonra Hatice, o da Hakk'a yürür radıyallahu anha. Efendimiz'i sokakta yürürken taşlamaya başlarlar. Bir gün evine gelir, başında taş izleri, başında topraklar var. Kızları, kerimeleri, bir taraftan kaybettikleri anneleri Hatice'ye alıyorlar. Bir de babalarına alıyorlar. Aleyhissalatu vesselam hem acılarına hem de kızlarına teselli oluyor. Buyuruyorlar ki, ya bunayye la tebki fe innallaha mani'una baki. Yavrum, kızım, Fatıma, benden dolayı mahzun olma. Yerleri, gökleri var eden Allah Azze ve Celle baban Muhammed'i sonuna kadar koruyacak. Aleyhissalatu vesselam, sadece İslam. İslam demek, Müslüman demek. Artık onun dünyasında yılbaşı, onun dünyasında piyango olmaz. İktisatta, içtimai hayatta, ailenizde, yemenizde, içmenizde, dükkanınızda, hayatınızda, her noktada sadece İslam. Yalnız İslam, Allah'ın dini İslam. Mekke kabul etmiyor. Mekke Allah Resulü'nü dinlemiyor. Peki başka yürekler, başka sineler,
başka iklimler bulabilir miyim? Taif'e gitmeye karar veriyorlar. Bir rivayete göre Zeyd bin Harise var yanında. Bir rivayete göre yalnız. Binek almaya maddi gücü de yok. Mekke, Taif şu kadar kilometre. Sadece İslam'ı yaşamak için o kadar kilometreyi yalnız başına kat ediyor. Taif'e geliyor, insanlar Allah'ın dinini anlatıyor, taşlıyorlar, alay ediyorlar ve Taif'ten dönüyor. Yine bir gece aleyhissalatu vesselam ayakları kan revan içerisinde Nahle'de, Nahle Vadisi'nde kainatın sahibinin huzuruna duruyor. Kur'an'ın ifadesiyle onun Mekke namazları kumul leyle illa kalile, gecenin azı müstesna, sabaha kadar namaz kılıyor. Nahle Vadisi Hazreti Muhammed'i dinliyor, onun Kur'an tilavetine şahit oluyor. Mekke dinlemedi, Taif taşladı, yalnız başında Nahle Vadisi'nde okuyor. Allah Azze ve Celle alemin farklı köşelerinde cinlere emrediyor, Kur'an naklediyor. يَسَّمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِينَ. Şimdi gideceksiniz ey cinler, Mekke'nin taşladığı, Taif'in dışladığı Nahle Vadisi'nde sadece İslam'ı anlatan Hazreti Muhammed'i siz dinleyeceksiniz. Nahle Vadisi'nde cinler Allah Resulü'nü dinliyor. Kimi Yemen'den, kimi Şam'dan, kimi farklı rivayetler var. Alemin değişik köşelerinden gelmişler. Hepsi pür dikkat. Arkadaşlarına diyorlar ki aman ha sesiniz çıkmasın, Hazreti Muhammed'i üzmeyin. Kalu ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa. Dönüyorlar Nahle Vadisi'nden. Cinler yerine gidiyor, yurtlarına gidiyorlar. Diyorlar ki Musa'dan sonra Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an geldi. Ya kavmena ecibu da'iyallahi ve aminu bihi yagfir lekum min zunubikum. Ey cinler, Ebu Leheb'in taşladığı, Mekke'nin dışladığı, Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an'a iman ediniz, kurtulunuz. İşte bu sadece İslam. Onun için taşlandılar, onun için Mekke'nin Iraklarına sürüldüler. Nahle Vadisi dönüşü ümmet kadrosuna cinleri de aldılar ve şehir bütünüyle Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı blok olunca ayrılmaya karar verdiler. Medine'ye gidiyorlar, yani büyük fethe hazırlanacaklar. Cuhve Vadisi'ne geliyor. Mekke'yi düşünüyor, çocukluğunu, doğmadan kaybettiği babasını 6 yaşında Medine'den ayrılırken kucaklarında yitirdiği annesini düşünüyor. Hani demişti ki ona Hazreti Amine, yavrum ben gidiyorum ama seviniyorum ki geride Muhammed gibi bir evlat bırakıyorum. Annesini, onun hatıralarını düşündüler. Ağlıyorlardı ki Hazreti Cibril yanına gelir. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne lerâddûke ilâ ma'ad. Ya Muhammed, Hazreti Allah'ın şu müjdesiyle geliyorum. Sen onların örflerine, sen onların adetlerine, sen onların yılbaşılarına Allah'ın dinini teslim etmedin ya, kainatın sahibi seni tebşir ediyor. Buyuruyor ki sana Kur'an'ı indiren, öğreten, tebliğ etmeyi emreden Allah Azze ve Celle tekrar seni ağlayarak bıraktığım Mekke'ye döndürecek ya Muhammed. Giderken müjdeyi alıyorlar.
Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de. Bilal ağlıyor. Hazreti Ayşe ağlıyor. Ebu Bekir ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselam birisinin yanına koşuyor. Diyorlar ki, geldik Medine'ye, sıtma hastalığı. Tahammül edemiyoruz ya Resulallah. Ayşe annemiz evinin bahçesine çıkıyor. Başını kaldırıyor, Medine'de yıldızları seyrediyor. Ey yıldızlar, hiçbir yerde Mekke'de olduğu kadar güzel olmamıştınız. Ey sema, hiçbir yerde Mekke'de olduğu kadar yeryüzünden güzel görünmemiştin. Ayşe ağlıyor, Ebu Bekir ağlıyor, Bilal bin Rebah ağlıyor. Allah Resulü Aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme habbib ileyna Medine kema habbefte ileyna Mekke. Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi sevdir bize Allah'ım diyor. Ayşe ağlıyor. Ayşe Medine'de. Çünkü Ayşe İslam kadınlarına, moda tasarımcılarının etkilenmediği, etkileyemediği İslam kadınının libasını anlatacak. O halde Mekke buna müsaade etmiyorsa Ayşe Medine'ye gelmeli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında İslam kadınlarının baş öğretmeni olarak bu hakikatleri öğrenmeli Ayşe. Ayşe Kur'an'ın ifadesiyle ya nisa'en nebiyyi lessunneke ahedin minen nisa. Ey peygamberin eşleri, ümmetin kadınlarının öğretmenleri, siz dışarıda İslam terbiyesinden uzak kadınlar gibi değilsiniz. Belki burada yalnız kalacaksınız. Belki vatandan cüda yaşayacaksınız. Yani bir şehirde ailesini, eşini, çocuklarını bırakıp Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini, onun davasını öğrenebilmek için, ilim için hicret eden İslam kadınlarına da Hazreti Ayşe Kur'an'ın ifadesiyle peygamberin eşleri, onları da teshid ediyorlar. Kur'an buyuruyor ki onlara وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Ey İslam kadını, Peygamber Aleyhisselam'ın evinde vakarla oturacaksın. İslam'ın çocuklarını yetiştireceksin. Hayata onlarla şekil vereceksin. Eğer seni dışlarlarsa başörtünden dolayı, sadece İslam dediğinden dolayı moda tasarımcısı bir şeyler çizer. Üstü belli değil, altı belli değil, Kur'an'ın anlattığı elbiseye, Fatıma'nın kıyafetine uymaz. Sen onu reddettiğin zaman bu ne haldir diye seni dışlayınca, işte Kur'an'ın anlattığı şu kadınlara bak. Yani sizlere diyor ki, o zaman kalkınız. وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَى. Hani psikolojik rahatsızlığı olanlar doktorlara giderler. Sizin de ruhunuzda daralmalar olduğunda gecenin yarısında kalkın, abdestinizi alın, Allah'ın huzuruna çıkın. Yeryüzünden semaya dualarınızı gönderin. Allah'a arz edin yüreklerinizi. Kainatın sahibi Medine'de ağlayan Ayşe'yi işte bu duygularla yetiştiriyorlar. Ve sonra başörtüsü, dış kıyafet emri geliyor, başörtüsü geliyor. Medine sokaklarında İslam'ın dış elbiselerini, kıyafetlerini resmediyorlar. O halde muhterem kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece İslam'ı yaşayabilmek için Mekke'yi terk ettiler, Medine'ye geldiler. Orada bir ev kurdular, peygamber evi. Şimdi o evi anlatıyorum ki büyük fatihler nerelerden gelecekler. Akşam evine geliyorlar. Ayşe annemiz kapıyı açıyor. Esselamu aleyküm diyorlar. Ya da başka bir annemiz, onun evinde bir müddet ikamet ediyorlar. Önce Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyorlar. Sonra birlikte kahvaltılarını ya da akşam yemeklerini yiyorlar. Dışarıdan varsa misafirler, onlara ikramda bulunuyorlar. Sonra istirahat vakti geliyor. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum, birisinin ablası,
Birisinin teyzesi Allah Resulü ile evli. Onlar da peygamber evine misafir oluyorlar. Çocuklar, herkes yatınca onlar da bir köşede. Fakat yorganın altından Allah Resulü'nü seyrediyorlar. Peygamber evinde gece nasıl olacak diye. Abdullah İbni Abbas diyor ki, gecenin şu vaktiydi. Allah Resulü aleyhisselam kalktılar yataklarından. Abdest aldılar, dışarıya çıktılar. İnne fî halkis semâvâti vel ard. Ayetini okudular, semaya baktılar, ağladılar, ağladılar. Sonra içeriye döndüler, namaz kılmaya başladılar. O kadar kıldılar ki, bir defasında biz de uyumuştuk. Ama ayaklarımız tahammül etmedi. Hazreti Muhammed'in evinde, onun arkasında namaz kılmaya. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, İslam kadınının evi nasıl olacak? Eşleriyle birlikte onu gösterdiler. Fakat hep Mekke özlemi var. Önce Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Hep Mekke'ye dönmeyi arzuluyorlar. Kad nera takalluba vecihike fissema. Hep başını kaldırıyorlar. Acaba Cebrail gelir bize Mekke'ye dönmeyi emreder mi diye. Hicretin 6. yılı. Aleyhissalatu vesselam bir rüya görüyor. Ashabına haber veriyor. Hani 6 yıldır gidemediğiniz, göremediğiniz, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemediğiniz, Beytullah'a varmayı, ihramlarınızı girmeyi, Allah'ım biz geldik, beytini tavaf etmek için vardık demeyi arzulayanlar, ihramlarını hazırlasınlar. Zülhuleyfe'de ihrama girip, peygamber ashabıyla birlikte umreye gidiyorlar diye emrettiler. Tam 1400 sahabi toplandı. Medine'den yola çıktılar. Hudeybiye'ye kadar vardılar ki Mekke müşrikleri toplandılar. Halid bin Velid silahını kuşandı. Allah Resulü aleyhisselamın yollarını kestiler. Nihayet Hudeybiye'ye varır sevgililer, sevgilisi aleyhisselam. Derler ki olmaz. Seni Mekke'ye kabul edemeyiz. Bir barış görüşmesi yapalım. Medine'ye dön. Gelecek yıl gelirsen gelirsin. Olur der Allah Resulü. Anlaşmayı imzalayacaklar. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesi, eğer Mekke'den birisi Müslüman olur, Medine'ye gitmek isterse Allah Resulü aleyhisselam onu kabul etmeyecek. Ama Medine'den birisi irtidat eder, İslam'dan ayrılırsa Mekkeliler onu kabul edecek. Ashab-ı kiramda derin bir tahassür. Nasıl olur ya Resulallah? Böyle bir anlaşmayı nasıl kabul edebiliriz? Hazreti Ömer'de tarifi imkansız bir öfke hali. Öteye gidiyor, Ebu Bekir'e gidiyor, hali anlatıyor, bir çare alıyor. Neden gitmiyoruz? Ölümüne, neden Beytullah'ı tavaf etmeye ilerlemiyoruz ya Resulallah diyor. Tam bu esnada Mekke delegasyonunda bulunan Süheyl'in oğlu Ebu Cendel gelir. Mekke'den kurtulmuş Müslüman Ebu Cendel. Ayaklarında prangalar var. Beni ya Resulallah, şimdi bu zalimlerin ellerine mi teslim edeceksin? Anlaşmayı imzaladınız. Orada buyurdunuz ki Medine'den birisi Müslüman olur. Eğer Mekke'den birisi Müslüman olursa onu kabul etmeyeceksiniz. Beni bu halde zalimlerin eline nasıl teslim edersiniz? Dediğinde ashab-ı kiramın tahassürü namütenahi bir noktaya ulaşır. Allah Resulü aleyhisselam gözyaşlarını içine boşaltırken buyururlar ki İsbir vahtabis ya Ebu Cendel, sabret Ebu Cendel, büyük güne hazırlan Ebu Cendel. İnna Allaha ca'ilu bik ve bimen ma'ak mahrecen ve ferecen. Allah sana da senin gibi ezilenlere de büyük fethi gösterecek, kurtuluşun yollarını gösterecek Ebu Cendel. Ebu Cendel'i bırakır, Ömer ağlar, Ebu Bekir ağlar. Hazreti Muhammed aleyhisselam gözyaşlarını yüreğine boşaltarak, üzerlerinde ihramları çıkarıp Mekke'yi göremeden, Kabe'yi selamlayamadan tekrar Medine'ye revan olurlar. Tam
Mekke ile Medine arasına bir noktaya varmışlardı ki Hazreti Cebrail şu ayetlerle gelir: İnna fetahna leke fethan mubina. Allah sana büyük fethi müjdeliyor. Zahirde baktığınız zaman Allah Resulü Mekke'yi tavaf edecek, Kabe'yi tavaf edecek. Bunun için yola çıkmış ama ağlayarak ashab-ı kiram geriye dönüyorlar. Fakat kainatın sahibi buna büyük fetih diyor. O halde burada durup şuna bakmak lazım. İslam'da büyük fetih, kılıçları kuşanıp bir şehrin kapısına gelip orayı zapt etmek değil. O halde fetih, Kur'an'ın ifadesiyle yürekleri tekrar İslam'a açabilmektir. Onun için Kur'an-ı Hakim, Allah Resulü Aleyhisselam onun Hudeybiye'den dönüşüne fetih diyorlar. Peki nasıl fetih oluyor? İmam Zühri diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam hicretin 6. yılında Umre'ye giderken yanında 1400 sahabi var. Ama 2 yıl sonra Mekke'yi fethe giderken yanında 10 ya da bir başka rivayete göre 12 bin sahabi var. Peki fetih bunun neresinde? Hicretin 6. yılına kadar İslam'ı irtica olarak anlatıyorlar. Korkuyor insanlar. Allah Resulü'nü Aleyhisselam'ı sahir zannediyorlar. Kahin zannediyorlar. Gidersek ailemiz, gidersek evimiz parçalanır. Bu korkular var içerisinde. Fakat Hudeybiye ile Hicaz Yarımadası'na barış gelince kalkıyorlar Mekke'den, kalkıyorlar Tihame'den, kalkıyorlar Yemen'den, Necid'den. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna varıyorlar. O varışlardan bir tanesini Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı çölde ilerliyor. Karşıda birisi atıyla onlara doğru ilerliyor. Soruyor ilk gördüklerine. Soruyor ilk gördüklerine. Eyne Muhammed? Nerede Muhammed diye işaret ediyorlar. İşte şu başında beyaz sarık Hazreti Muhammed diyorlar. Ona doğru ilerliyor. Tam kendini arz edecek. Tam halini söyleyecek ki heyecanlanıyor. Nutku tutuluyor. Atından yere düşüyor. Ve son nefeslerini veriyor o sahabi. Ruhunu teslim ediyor. Ashab-ı kiram onunla meşgul oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzünü başka tarafa çevirmişler. Sahabe soruyor: Ya Resulallah, bu sizi görmeye gelmişti. Kilometrelerce yolları aşmıştı. Peki son nefesini verirken mübarek yüzünüzü neden başka taraflara çevirdiniz ya Resulallah? Buyuruyorlar ki günlerce aç kaldı, susuz kaldı beni görebilmek için. Şimdi son nefesini verdi. Gökten melekler indi. Ona cennetin Kevser'ini tattırıyorlar. Beni görüp utanmasın diye yüzümü çevirdim. Ve buyuruyorlar ki Hâzâ minellezîne kâlallâhu fîhim ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmânehum bi zulmin. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin iman ettikten sonra İslamlarına şirkini bulaştırmayan kahramanlar diye övdüğü muazzez insanlardan. Onlar geliyorlar, onlar teslim oluyorlar. Barış dönemi. Umre'ye giderken yenilgi görmemiş büyük kumandan Halid bin Velid Allah Resulü Aleyhisselam'ın gelişini engelleyebilmek için ordunun başında. Ama Mekke'de uyuyamayanlar var. Medine'den getirdikleri haberleri, Allah Resulüne dair bilgiler kulaktan kulağa dolaşıyor. Halid bin Velid, acaba gitsem, ayaklarına kapansam, ben geldim ya Muhammed desem, affımı istemeye geldim, beni kabul eder mi diye Mekke'nin Medine'ye açılan koridorlarında Halid bin Velid dolaşır geceler boyu. Gideyim mi, kalayım mı? Bir gece bakar ki karşıda Amr bin As. Sorar, sen neden bekliyorsun? Saklarlar. Sonra der ki Halid,
Medine'ye varıp Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıp ben geldim ya Resulallah, sizin ezeli hasmınız Halid bin Velid geldi, affını dilemeye geldi, ellerine ayaklarına kapanmaya geldi ya Resulallah desem Hazreti Muhammed beni kabul eder mi, bunun muhasebesini yapıyorum deyince Amr bin As, ben de bunun için buralardayım, sabahlara kadar gözlerim uykular girmiyor. Amr geliyor Medine'ye, Halid bin Velid geliyor. Yavruları diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının anneleri gece yarılarında ellerini kaldırıyorlar. Yeni doğan kızlarımız gömülmeden Hazreti Muhammed'i Mekke'de görmeyi bize nasip et Allah'ım diye yalvarıyorlar. Mekke bekliyor, kurtuluşu, sabahı bekliyorlar. Aleyhissalatu vesselam. İşte bu süreçte ümmet kadrosuna yeni kahramanlar dahil ediyor. Fakat Mekke'ye gidemez. Çünkü bir anlaşma imzalamış. Barış devam edecek. Derken bir gece Hazreti Meymune annemizin evinde abdest alıyorlar. Annemiz radıyallahu anha diyor ki aleyhissalatu vesselam abdest alırken buyurdular. Lebbeyk, 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 nusirtum, nusirtum, nusirtum. Yetiştim, geldim. Allah'ın izniyle siz yardım olundunuz, kabul edin. Meymune annemiz heyecanla soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Siz hiç yapmadığınızı yaptınız. Lebbeyk dediniz. Geldim, yetiştim dediniz. Bunun anlamı nedir? Buyurdular ki Hudeybiye'de anlaşma yapmıştık. Huza kabilesi bizim himayemize girmişlerdi. Şimdi Mekkeliler Benu Bekir'le ittifak edip bizimle ittifak eden Huzallara saldırdılar. Onlar beni imdada çağırıyorlar. Ardından Huzalların lideri Amr gelir. Der ki Kattelûna rukkan ve succeden. Ya Resulallah, secdede geldiler, rüküde geldiler, bastılar, 23 tane canımızı aldılar. Yetiş ya Muhammed, imdadımıza gel ya Muhammed. Aleyhissalatu vesselam hazırlanıyor, Mekke'ye gidilecek. Fakat herkesten saklıyorlar. Kimseye haber vermiyorlar ki Mekke kılıcını, silahını hazırlamasın, Mekke'de kan dökülmesin. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından Hatib bin Ebi Belta Mekke'deki yakınlarını düşünerek Allah Resulü Aleyhisselam'ın gelişini Mekke'ye bir kadınla ulaştırmak istiyor. Kadına veriyor mektubu, sen tez zamanda bunu götür oraya naklet diyor. Sonra Cebrail geliyor, diyor ki Hatib bin Ebi Belta falan kadına mektup verdi. Kadın şimdi Hah Vadisi'nde. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Zübeyir'le Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhuma'yı gönderiyor. Kadından mektubu alın diye emrediyor. Kadın inkar ediyor. Hazreti Ali radıyallahu an, Allah Resulü buyurdular, üzerinde mektup var, ver dediler. Kadın mektubu çıkarıyor. Efendimiz Hatip'e soruyor, neden böyle yaptın Hatip diyor. Sen Bedir'e katılmıştın, senin imanında şüphe yok Hatip diyorlar. Ya Resulallah, çocuklarım Mekke'de, mallarım, hanlarım, hanumanlarım Mekke'de. Onları koruyabilmek için Mekkelilere dünyalıklarım için haber gönderdim deyince Hazreti Cebrail yine geliyor. Ehli imana buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu la tettehizu لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ. Benim düşmanlarımı sizin düşmanlarınızı dost edinmeyiniz. Allah düşmanlarını dost edinmeyiniz. Peki kardeşlerim, biz burada tarihi bir olayı anlatıyoruz fakat buradan dersler çıkarma memuriyetimiz var. Peki bu olay bize ne söylüyor? Diyor ki şununla anlatayım. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlar yenildikten sonra
Firavun öldürecek karar vermiş. Firavun'un sarayında bir Müslüman var. Bürokraside en üst noktaya gelmiş. Tam Firavun ölüm kararını veriyor, ayağa kalkıyor. وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ فِرَعُونَ يَكْذُمُ اِيمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Bu ne zulüm, Firavun diyor. Rabbim Allah dedi diye masum bir insanı, Allah'ın Resulünü, Musa'yı nasıl olur da öldürürsün be zalim diyor. Yani günü geldiği zaman Firavun'un sarayında yıllarca imanını saklayan Müslüman dünyalıklarını, hayatını bir tarafa bırakıyor, ayağa kalkıyor, Allah'ın peygamberini koruyor. Ebu Bekir aleyhissalatu vesselam'ı aynı şekilde muhafaza ediyor. Şimdi buradan şuraya geliyorum. Diyarbakır'da Marksistler, Leninistler, PKK, İmam Hatipli kardeşlerimin barındığı yurdu bombalıyor. İmam Hatip'e Molotov kokteyli atıyor. Peki Diyarbakır'daki beş vakit camiye giden Müslüman amcam, sen neden Musa'nın sarayı, Firavun'un sarayında Hazreti Musa'ya ölüm fermanı verildiği zaman ayağa kalkıp Rabbim Allah dedi diye Hazreti Musa'yı öldürecek misin be zalim diye meydan okuyan o büyük Müslüman gibi neden İmam Hatip'in o masum öğrencilerin okuduğu okulun, yurdun kapısına gelip bezer düşlerim? Neden Allah ve Resulünün kitabını öğrenen bu masum çocuklara hedef alıyorsun? Neden sormuyorsun? Sen ey kardeşim, eğer orada PKK'lı eylem yapıyor, onlar Kürttü diye, sen de genel bir tahlil yapıyor, Diyarbakır'dan, Hakkari'den, Muş'tan buraya gelen Müslüman Kürt kardeşimi onlarla aynı kefeye koyuyorsan, işte o zaman biz de Kur'an'ı anlamıyoruz demek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam öyle bir kardeşi köprüleri kurmuşlar ki, bir gün Peygamber mescidinde Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an Bilal-i Habeşi'ye kızar, Selman-ı Farisi'ye kızar. Onların milletleri farklıdır, onları azarlayacak ama önce Araplara sorar. Der ki men ebuke, senin baban kim? Araplar da künye meşhur, yukarıya doğru sararlar, sayarlar. En son Selman-ı Farisi'ye gelir. O yerini, yurdunu bırakmış, sürgüne gitmiş, esir olmuş. En son Medine'ye varmış, Allah Resulü Aleyhisselam'ı görüp Müslüman olmuş, muazzez insanlar kadrosuna dahil olmuş. Ona döner der ki men ebuke Selman, peki senin baban kim Selman? Selman-ı Farisi, babası bilinmiyor orada, başını önüne eğer, Hazreti Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyunca ayağa kalkar, Sa'd bin Ebi Vakkas'a döner, der ki Sa'd, kâne ebi azizen, cahiliye döneminde benim babam senin babandan daha aziz bir adamdı. Ama bil ki bundan böyle ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin milliyetinden dolayı, ırkından dolayı dışladığın İranlı Selman'ın kardeşi Ömer'im der. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kardeşliği kurarlar. İşte o kardeşliklerle gidiyorlar. Yani rengi beyaz, benimle belki aynı aileden ama benimle aynı İslam'ı kabul etmiyorsa değil Kürt kardeşim, Afrika'nın ortasından gelen Ahmet, Muhammed, Ali, Yasir, Ammar 100.000 kat daha ondan aziz. Allah Resulü bize böyle öğrettiler. Efendimiz aleyhisselam Mekke'ye doğru ilerliyorlar. Meru Zehran'da konaklıyorlar. Hadise uzun. Ebu Sufyan'ı Arak'ta yakalıyorlar. Efendimizin huzuruna geliyor. Ebu Sufyan Müslüman oluyor. Hazreti Abbas diyor ki ya Resulallah,
Ebu Sufyan övünmeyi sever. Onu taltif etseniz, Efendimiz buyuruyorlar ki: "Men dakhala dara Ebu Sufyan fehuve amin." Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse emniyette, kim hareme sığınırsa emniyette. Ebu Sufyan bu haberle Mekke'ye geliyor. Bir taşın üzerine çıkıyor. Mekkeliler ondan bir haber bekliyorlar. Allah'ın kudreti. O taşın üzerine Ebu Sufyan defalarca çıkmış, Mekke'yi tahrik etmiş, Allah Resulüne karşı kışkırtmış. Bu defa Ebu Sufyan yine taşın üzerinde diyor ki: "Ey Mekke, Hazreti Muhammed geliyor. Seller gibi bir orduyla geliyor. Onun karşısında duramaz. Ona engel olamazsınız. Ona iman edenler kurtulacak. Ebu Sufyan'ın evine giren kurtulacak. Kabe'ye sığınan kurtulacak." Karısı geliyor Hind, bıyıklarına yapışıyor. "Lanet olası adam," diyor. Şu taşın üzerinde. Şimdi insanları, o düşmanımız Muhammed'e iman etmeye çağırıyorsun mu diyor. Fakat hadise bu. Allah Azze ve Celle nelere kadir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giriyorlar. Mübarek başı devesinin üzerinde. Kimseler yüzünü göremiyorlar. Sadece dudaklarından dökülen "İnna fetahna leke fethem mubina." Bu surelerden anlıyorlar ki Allah Resulü geliyor. Çocukları, anneleri hazırlamış. Kız çocukları, erkek çocukları Allah Resulü Aleyhisselam'ın gelişini tesit ediyor. Onu tebrik ediyorlar. Mekke seyrediyor. Seyredenler arasında Mekke'den ayrılırken Mekke'ye meydan okuyan Hazreti Ömer de var. Hazreti Ömer de geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'la aşk nikahı kıyan Ali bin Ebi Talip de geliyor. Gelenler arasında "La ilahe illallah Muhammed Resulullah" dedi diye boynuna tasma takılıp Mekke sokaklarında süründürülen Bilal bin Ebi Rabah da geliyor. Yeryüzünden seyredenler var. Fakat gelemeyenler, Uhud'da şehadet mertebesine yükselen Hazreti Hamza ruhuyla semadan selamlıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı Uhud'da ağlatan, kefenlemek için üzerine elbise bulunamayan, sonunda ayakları izhir otlarıyla örtülen semadan Hazreti Mus'ab da seyrediyor. Mekke ayakta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "İnnellezî ferada aleykel Kur'âne lerâdûke ilâ me'âd." Kur'an'ın bu ayetini, Allah'ın bu mucizesini gösteriyorlar. Mekke onu selamlıyorlar. Emrediyorlar, buyuruyorlar ki "Çadırı Hacun'a koyun." Hani orası Şibe Ebi Talib, Allah Resulü Aleyhisselam'ın açlık ambargosuna tabi tutulduğu yer. Oradan metafa geliyorlar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e emrediyorlar. Diyorlar ki "Çık, Kabe'nin içini temizle." Temizlenince Aleyhisselatü Vesselam geliyorlar. Kabe-i Muazzama'nın kapısında duruyorlar. Mekke'ye dönüyorlar. "La ilahe illallahü vahde ve nasara abde ve hazemel ahzabe vahde." Allah Azze ve Celle'den başka ilah yok. Allah kulu Muhammed'e yardım etti. Onun karşısında ne kadar düşman varsa hepsini hezimete uğradı. "Şimdi ey Mekke, benden ne bekliyorsunuz?" buyuruyor. Sonra şunu ekliyor: "Entumuttulaka." Hepiniz serbestsiniz. Size Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini kuyuya atan kardeşleri yıllar sonra yanına geldiği zaman onlara hitaben söylediğini söylüyorum. Size diyorum ki: "Kâle lâ tesrîbe aleykumul yâvm yâgfirullâhu lekum." Bugün size bana yaptıklarınızdan dolayı şu karşıda metafta namaz kılarken başıma işkembeler koymuşsunuz. Şu karşıdaki safaya çıkmış sizi Allah'ın dinine davet ediyordum. Amcam Ebu Leheb öne çıkmış. "Elihâzâ cemaatena."
bize bu masalları anlatacak, bizi bunun için mi buraya çağırmışsın demiş. Ellerin kurusun demişsiniz bana. Ama şimdi hiçbirisini anmıyorum, hiçbirisini hatırlamıyorum. Bunlardan dolayı size azarlama yok Mekke. Evinize gidin, hepiniz serbestsiniz buyuruyor. Sonra öğle vakti, kalabalık orada yine Allah Resulü'nü bekliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kalabalıklar arasında birisini arıyorlar. Hazreti Bilal'i görünce emrediyorlar. Lebbeyk ya Resulallah diye koşuyor. Buyuruyorlar ki Bilal, Kabe'nin damına çık. Şimdi orada Allahu Ekber de. Bilal-i Habeşi Kabe'nin damına çıkarken Addab bin Esid diyor ki arkadaşlarına, babam ne şanslı adammış. Kabe'nin duvarına elini bile sürmesine müsaade etmediğimiz Bilal-i Habeşi'nin Kabe'nin damına çıkmasını görmedi. Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye başka bir köşede diyor ki, Ema vecede Muhammedun gayre hadel gurabi lesvedi muazzinen. Haşa Muhammed, şu siyah kargadan başka birisini Kabe'nin damına müezzin olarak çıkarmaya başka bir adam bulamadı mı? Onlar hayret ediyorlar. Fakat Kabe'nin damında Hazreti Bilal. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de insanlığın rengine bakmadan, diline bakmadan, İşte orada Allah Resulü Aleyhisselam İslam'ı ve insanlığı yüceltiyorlar. Kabe'nin damında Bilal-i Habeşi Allahu Ekber diyor. Cebeli Ecad Allahu Ekber diyor. Bilal Allahu Ekber diyor. Cebeli Ömer Allahu Ekber diyor. Bilal Allahu Ekber diyor. İnsanlık yüceliyor. İşte Mekke'ye bu değerler geliyor. Şimdi kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'ye hürriyeti, Mekke'ye özgürlüğü getirdiler. Amerika'ya, New York'a özgürlük abidesini diktiler ama dünyaya toplumsal köleliği taşıyorlar. Fransa demokrasinin beşiği benim diyor. Fakat Cezayir'e katliam götürdü. Yıllarca alemi İslam'ın kanını emdiler. O halde diyoruz ki sen ey New York'a özgürlük abidesi dikmekle övünen Amerika, sen bu halinle dünyaya ancak uluslararası köleliği götürebilirsin. Sen ey Fransa, bu halinle, tarihinle yeryüzüne sadece acıyı ve vahşeti götürebilirsin. Sen ey vahşi batı, sen ey emperyalizma, medeniyeti Roma hukukuna, Yunan ahlakına, Hristiyan dinine dayanan ey Avrupa, senin dünyaya götürdüklerin ortada. İşte dünyaya saadeti, selameti Mekke'den dünyaya insanlığı haykıran Hazreti Muhammed ve onun ümmeti götürebilir sadece. Şimdi buradan ayrılacaksınız. Evinize döneceksiniz. Belki şu mikrofon bu hakikatlerin anlaşılmasına salon vesaire çok müsait olmamıştır, öyle zannediyorum sesten. Ama zannediyorum mesaj anlaşılmıştır. Şunlarla toparlayayım konuşmamı. Allah Resulü Aleyhisselam oradan Huneyn'e gider. Huneyn'den geriye döner. Sizler de şimdi sanki Huneyn'e gidiyorsunuz. Aleyhisselatu vesselam fetihten sonra ne kadar ganimet varsa hepsini Mekkelilere, yeni Müslüman olanlara verir. Onlar İslam'a daha bağlansınlar diye. Ensar'ın içerisinde bir ukde Allah Resulü Aleyhisselam hemşehrilerini buldu galiba, bizi unuttu diye. Efendimiz hadiseden haberdar olunca devesinin üzerine çıkarlar. Buyururlar ki ashabım, Ensar, bana kucağını açanlar, bunlar yeni Müslüman oldular,
şimdi evlerine dönüyorlar. Kimi 5, kimi 10, kimi 100 deveyle dönecek. Fakat siz Medine'ye Hazreti Muhammed ile döneceksiniz. Hangisi daha kıymetli? O halde sizler buradan evinize Allah Resulü Aleyhisselam'la döneceksiniz. Eğer böyle yaparsanız, evinize gidince haftada bir akşam televizyonlarınızı kapatır, biraz Kur'an-ı Kerim okur, sonra açar biraz tefsir okur, Hayat-ı Sahabe'den okur, komşularınızı çağırır, onlara Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatırsanız sonunuzda işte şöyle olacak. Hubeyb radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la dolaşıyor. Onun davasını, onun getirdiklerini, götürdüklerini, bildirdiklerini anlatıyor. Fakat bu yolda esir alıyorlar. Hubeyb'i Mekke'ye götürüyorlar. Sonra Tenim'e çıkarıyorlar. Hazreti Hubeyb'i idam edecekler. Dar ağacına çıkarıyor. Ellerini kaldırıyor. Medine'ye dönüyor. Kainatın sahibine iltica ederken buyuruyor ki: Allahümme, Allahümme inni kad bellagtu risalete rasulik fe inni uridu minke en tubelliga hali ila rasulillah. Ya Rab, Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiklerini anlatmak için şehir şehir, kabile kabile dolaşıyordum ki aldılar beni, esir götürdüler, şimdi idam edecekler. Ben de senden şunu rica ediyorum: bu halimi Medine'de Hazreti Muhammed'e bildir Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de ashabıyla konuşuyorlar, hale dair sohbet ediyorlar. Bir ara konuşmalarını kesiyorlar. Ve aleyküm selam ya Hubeyb diyorlar. Sahabede derin bir hayret hali. Ya Resulallah, Hubeyb Mekke'de, belki öldürdüler, belki astılar Hubeyb'i. Neden selamına icabet ediyorsun? Rabbim aradaki bütün engelleri kaldırdı. Şimdi Hubeyb'in selamına icabet etme vakti dedi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiklerini evinize taşır, evinizde yaşar, komşunuza anlatırsanız son anınız, sekerat-ı mevtiniz, tetenezzelu aleyhimul melaike, melekler yanınıza iniyor, selam veriyorsunuz, cennetten Hazreti Muhammed selamınıza icabet edecek. İşte fetih, bu mana, bu ruh, bu heyecan. Bununla döneceksiniz, bununla evinize gideceksiniz. Tarih bizden bu büyük ödeve sahip çıkmayı bekliyor. Bu duygularla burayı teşrif eden, şu salonu lebalep dolduran siz muhterem kardeşlerime, programı düzenleyen Anadolu Gençlik Derneği'ne hepinize hürmet, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah Azze ve Celle'nin selamı kainat dolusu kadar üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.